Bu videomuzda sizlere borulamadan bahsedeceğim. Borulama yapabilmek için yine kablolamada olduğu gibi halihazırda bir montaja ihtiyacımız var. Dolayısıyla ilk olarak open diyorum ve montajımı açıyorum. Montajımı açtım. Daha sonra environments bölümünden Tübent Pipe'ı seçiyorum. Buradaki ismi kabul ediyorum. Kaydedeceği konumları söylüyor bana. Okey diyerek devam ediyorum. Borulamaya başlamadan önce stil ayarımın doğru olduğundan emin oluyorum. Buradan Asme A53, A53M, Welded Steel Pipe stilini seçtim ve borulamama bu standartlarla başlayacağım. Borulama yapabilmek için öncelikle rotayı tanımlamam gerekiyor. Bunun için New Root diyorum. Bana sunduğu ismi kabul ediyorum. Okey diyerek yolumu tamamlayacağım. Buradan Route seçeneğiyle yola başlıyorum. Yönün benim istediğim gibi olduğundan emin oluyorum. Buradan profilimin merkezini seçiyorum. Inventor bana burada 4 adet farklı rota sundu. Bunlardan birini seçip yola devam edebilirim. Uygun bir rota seçiyorum ve okey diyorum. Ve tekrar rotalamaya devam ediyorum buradan. Çizgimin üzerinde duruyorum. Sağ tuş menüsünden Auto Dimension'ın açık olduğundan emin oluyorum. Enter Distance diyerek buraya mesafe giriyorum. 3,4 inç. Buradan şu yüzeyime paralel bir şekilde devam etmek istiyorum. Dolayısıyla bunun için eksenin üzerine sağ tuşla tıklıyorum ve Parallel with Edge'i seçiyorum. Aynı şekilde bu yüzeye dik bir şekilde devam etmek isteseydim Perpendicular to Face'i seçmem gerekecekti. Referans kenarı seçiyorum. Daha sonra yine Enter Distance diyerek mesafeye giriyorum buradan. Okey dedim. Yoluma devam edeceğim. Tekrar Parallel with Edge seçeneğini seçiyorum. Referansımı seçtim. Fakat bu sefer buraya bir ölçü vermeyeceğim. Dolayısıyla sağ tuş menüsünden Auto Dimension'ı kaldırıyorum. Ve rastgele bir mesafe verip yolumu burada bitiriyorum. Sağ tuştan Done dedim ve çıktım. Ben yolumu çizdikçe burada görmüş olduğunuz üzere bükümleri inventor otomatik olarak ekliyor. Şimdi tekrar rotalamayı başlatıyorum. Buradan delim merkezini seçtim. Daha sonra points'ini ekleyeceğim ve bu çizgiyle olan kesişim noktasını yakalayacağım. Sağ tuş menüsünden points'ini buluyorum. Bu çizginin üzerine geldiğimde kesişim noktasını otomatik olarak yakaladı. Sağ tuştan Done diyorum. Son olarak burada ucunu açık olarak bıraktım. Hattımı Coincident kısıtıyla birleştirmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Bunu yapar yapmaz ürün ağacımda hemen bana bir uyarı veriyor. Burada bir büküm olmadığını, dolayısıyla borulamanın burada gerçekleşemeyeceğini söylüyor bana. Dolayısıyla bend komutuyla buraya bir büküm ekliyorum. Dilersem bu bükümün yarıçapını sonradan değiştirebilmem mümkün. Sağ tuştan okey diyorum. Ve bu sayede rotamı tamamlamış oluyorum. Artık bu yolumu kullanarak bu rahatlığımı çekebilirim. Finish route diyorum buradan. Daha sonra yukarıdan Populate Route diyorum.
ve Inventor bu hattıma seçtiğim stil doğrultusunda uygun boruları ve fittingsleri koyuyor. Bu sayede borulama işlemini tamamlamış oluyorum. Benzer bir şekilde burada bir de hidrolik hortum çekeyim. Finish tube and pipe run diyorum. Buradan create pipe run diyeceğim. İsmi kabul ediyorum buradan. Yine stilimi değiştirmem gerekecek buradan. Hidrolik hoza geliyorum. Ve female thread survival'ı seçiyorum buradan. New route diyorum. Ve bu ismi de kabul ettim. Sonra root işlemini başlatarak yolu tanımlayacağım. İlk olarak fittings'i veriyor bana. Buradan bunu ekipmanıma yerleştiriyorum. Şekilde bir yol sundu bana. Bu rotaya ilave bir nokta eklemek istersem geliyorum. Şu dairemin merkezine ekliyorum bir de. Spline'ımı şu şekilde düzenledi. Sağ tuştan finish route diyorum. Öncesinde finish edit diyorum. Daha sonra benzer bir şekilde yine populate route diyerek buradan geçen hortumu modelleyebilirim. Burada yine populate route diyorum. Ve buradan geçen hortumu da getirmiş oluyorum. Buradan Bill of Materials'ı inceleyecek olursam burada getirmiş olduğu parçaları görüyorum. Ve buradaki hortumun uzunluğunda yine buradan okuyabilirim. Dosyamızı kaydetmeden çıkıyorum. Yeni bir dosya açıyorum. Open dedim. Akümülatör IAM'yi açıyorum. İlk iş olarak Save As diyerek bunu farklı olarak kaydedeceğim. Bu egzersizimizde borulama ile ilgili stil ayarlarına değineceğim. Evet, buradan tube and pipe'a geliyorum tekrar. İsim önemli değil. Burada tube and pipe styles'ı Mevcut kullanılan standartlar buradadır. Bunların hepsi için birer kural tanımlanmıştır. Kullanılan borular, fittings'ler yine burada tanımlanmıştır. Bu stilleri kullanabiliriz ya da dilersek kendimiz yeni bir stil oluşturabiliriz. Buradan Tubing with Bends klasörünün altına yeni bir stil oluşturacağım. Dolayısıyla buradan New diyorum. Oluşturduğum yeni stilin ismini giriyorum. Kategorisini tanımlıyorum. Daha sonra bu sistemde kullanılacak boru tipini seçeceğim. Buradan pipe'ı seçiyorum ve sağ tuş menüsünden browse diyorum. Buradan ASTM B88 tüyü seçiyorum. Dilersem buradan girmiş olduğum kriterlere göre de filtreleme yapabilirim. Okey diyorum.
Bir de kaplenimi tanımlayacağım. Yine sağ tuş menüsünden browse diyorum. Buradan standardı seçiyorum. ASME B16-18'deki kaplinleri filtrelemesini istiyorum. Buradan kaplin C çarpı C'yi seçiyorum. Bunu da stilime eklemiş oluyorum. Aşağıda nominal çapını belirtmem gerekiyor. Sonrasında bu stilde kullanacağım renk ayarını buradan yapabiliyorum. Malzememi buradan belirledim. Sonrasında segment kurallarını giriyorum. Minimum maksimum boru uzunluğum ne olacaktır? Artış miktarım ne olacaktır? Ve tanımlı hüküm yarıçapım ne olacaktır? Bunları giriyorum. Değerleri tek tek giriyorum. Kaydet diyorum. Bu şekilde yapmış olduğum stil ayarı buraya kaydedildi. Close diyerek kapatıyorum. Dilersen bu aşamadan sonra borulama yaparken kendi yarattığım stil ayarını kullanabilirim. Şayet bu ayarımı ana montaj şablonunda yapacak olursam, bundan sonraki yaptığım borulamalarda her zaman için bu stil kullanılacaktır. Dolayısıyla borulama ortamında yeni bir stil nasıl oluşturuluyor, bunu görmüş olduk. Dosyamı kapatıyorum. Kaydetmiyorum. Bu egzersizimizde elimizde hali hazırda bulunan bir fittings'i parça kütüphanemize nasıl ekleriz ve bu kütüphaneye eklediğimiz parçayı yeni stilimizde nasıl kullanırız bunu göreceğiz. Öncelikle open diyerek kütüphaneye eklemek istediğim parçayı açıyorum. Buradan 90 derece dirseğimi seçtim. Bu fittings'imi kütüphaneye eklemek istiyorum. Eklemeden önce ilk olarak bunu alter etmem gerekir. Yani bunun bir borulama ekipmanı olduğunu tanımlamam gerekiyor. Bunun için daha önceden yapmış olduğumuz gibi manager'ın altından alter bölümüne geliyorum ve buradan tube and pipe'ı seçiyorum. Bu açılan menüden ilk olarak doğru elemanı seçmem gerekiyor. Burada Elbows'u bağlantı portu doğal olarak 2 tane olacaktır. Dolayısıyla burada herhangi bir ayar yapmıyorum. Şu anda ilk portun ayarlarını yapıyorum burada. Kaynaklı bir bağlantı olacak burada. Buradan nominal ölçüsünü belirtiyorum. Bunlar parça dosyamda belirtmiş olduğum parametreler. Dolayısıyla buradaki parametrelere erişebilmek için ilk olarak ilgili dosyamda ölçülerimi doğru isimlendirmem gerekiyor. Daha sonrasında bağlantı noktasına geliyorum. Bunun için daha önceden getirmiş olduğum work pointleri ve work axis'leri kullanacağım. Connection point için work point 1'i seçiyorum. Eksen için ise Work Axis 1'i seçtim. Yönünün doğru olduğuna emin oluyorum burada. Bu dişi bir bağlantı. Buradan diğer ayarlarımı da yapıyorum.
Daha sonra 2 numaralı portun ayarlarını yapacağım. Aynı özellikleri buraya da giriyorum. Fakat bağlantı noktası olarak Workpoint 2'yi, eksen olarak da Work Axis 2'yi seçiyorum. Yönünün doğru olduğuna emin oluyorum. Yer ölçüleri de düzenledim. Buradan parçama ilişkin diğer özelliklerimi giriyorum. Bir dirsek kodunu tanımlıyorum. Bir ürün kodu gireceğim buna. Bu bilgilerimi de giriyorum. Son olarak giriş yapmış olduğum bilgileri tekrar bir gözden geçiriyorum. Uygun olduğumu görünce OK diyorum. Authentic işleminin başarılı olduğunu söylüyor. OK diyorum. Dosyamı kaydediyorum ve burayı kapatıyorum. Bu parçayı kütüphaneme eklemeden önce kendimin kullanıcı tanımlı bir kütüphane oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla buradan Projects'e geliyorum. Sağ alt köşeden Configure Content Center Libraries'e geliyorum. Ve burada yeni bir kütüphane oluşturuyorum. Daha önce oluşturmuş olduğum kütüphaneleri buradan da görebiliriz. Create Library diyorum. Bir isim veriyorum buna. OK diyorum. Bu kütüphanem buraya eklendi. Access'in read-write olduğuna emin oluyorum ve bunun seçili olduğunu buradan görüyorum. OK diyerek bu diyalog kutusunu kapatıyorum. Projemi kaydediyorum. Done diyerek buradan çıkıyorum. Biraz önce kaydetmiş olduğum dosyamı tekrar açıyorum. Buradan yine Manage sekmesine geliyorum. Buradan Content Center bölümüne geliyorum. Publish Part diyerek bu parçamı yayınlayacağım. Hangi kütüphaneye bu parçamı yayınlamak istediğimi soruyor. Bir tane kullanıcı tanımlı kütüphanem olduğu için haliyle sadece bunu seçebiliyorum. Ben dili seçiyorum. Next diyorum. Hangi kategoriye koyacağımı söylüyor. Daha önceden tanımladığım için Elbows yani dirsekler kategorisini otomatik olarak seçti. Next diyorum. Burada nominal ölçüsünü zaten aldı. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Next diyorum. Burada da herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Benim için sadece bu parametrenin olması yeterli. Buradaki bilgileri düzenliyorum.
Next diyerek devam ediyorum. Ön izlemesini de buraya yerleştiriyor. Publish diyerek bu parçamı kütüphaneye koymuş oluyorum. Content Center Editor'dan bu eklemiş olduğum parçayı görebilirim. Burada şayet bir filtreleme yaptıysanız bunu kaldırmanızı tavsiye ederim. Aksi halde parçanızı göremeyeceksiniz. Burada Elbows kategorisinin altında 90 Long Elbow'u görüyorum. Done diyerek buradan çıktım. Dosyamı kaydederek kapatıyorum. Tekrar akümülatör dosyamı açacağım. Burada Tube and Pipelines'a çift tıklıyorum. Tube and Pipe Style'a geldim. Daha sonra buradan bir standardı seçiyorum. Yeni bir stil oluşturacağım diyelim ki New diyorum. Gerekli isimleri giriyorum buraya. Kategorisini belirtiyorum. Buradan buraya geliyorum. Browse diyorum. Uygun bir boru seçiyorum buradan. Okey diyorum. Daha sonra burada dirsek eklemek istediğimde browse diyorum buradan. Listenin en başında 90 long elbow'u görüyorum. Bu sayede önceden modellemiş olduğum bir parçayı alter ettim. Yani bunu bir borulama parçası yaptım. Bunu publish ederek kütüphaneye ekledim ve kütüphaneye eklemiş olduğum bu dosyayı da yeni stilimde kullanabiliyorum. Buradan sonrası ile ilgili gerekli ayarları yapmayacağım. Çünkü bir önceki egzersizimizde benzer bir pratiği zaten yapmıştık. Close diyorum. Kapatıyorum. Dosyamı kaydetmeden çıkıyorum. Bu egzersizimizde oluşturmuş olduğumuz borulama montajının teknik resmini alalım. Open diyerek ilk önce montajımı açıyorum. New diyerek boş bir teknik resim sayfası açtım. Kağıdın boyutunu ayarlıyorum. View ile ana görünüşümü getireceğim. Sonra da bundan yardımcı görünüşler alacağım. Burada daha önceden bahsetmediğimiz Raster View Only seçeneği ile sistem kaynaklarını biraz daha az kullanan bir teknik resim görüntüsü alabilirsiniz. Daha sonra işiniz bittikten sonra bu Raster View'ın ana vektörel görüntüye dönmesi için ilgili opsiyon seçilir ve bir süre bekledikten sonra teknik resimde kendini güncelleyecektir. Sağ tuştan create diyorum. Hemen Raster View ile ilgili küçük bir örnek yapalım. Edit View'dan Raster View Only diyorum. Gerekli güncellemeyi yapıyor ve hemen ilgili görünüşü yeşil çerçeveye alıyor. Sağ tuştan Make View Precise dediğimde eski görünüşe bu resmi güncelleyecektir. Görünüşün bir de izometrini alalım. İstemiş olduğum görüntü burada yok. Dolayısıyla
Üstteki görüntüyü de referans olarak alabilirim. Sağ tuştan create diyorum. Görüntüye çift tıkladım. Ve kaplamalı bir görüntü oluşturdum. Devam ederek bir detay görüntü alalım. Create view diyorum. Detail view. Şekilde bir detay görüntü alacağım. Tam olarak merkezlemek istiyorum. Dolayısıyla seçimimi güncelleyeceğim buradan. Tekrar Create View dedim. Detail View diyorum. Tam olarak borulamanın yapıldığı yere odaklanıyorum. Yukarıya bir detay görüntü aldım. Buradan yapmış olduğum borulamayı daha detaylı olarak görüyorum. Bunun eksen çizgilerini de getirmek istiyorum. Bunun için şunu yapmam gerekecek. İlgili görünüşü seçiyorum. Buradan Tüben Pipelines'a sağ tuşla tıklıyorum ve Include Root Center Lines diyorum. Böylece eksen çizgilerimi de buraya getirmiş oluyorum. Görüntümü konumlandırıyorum. Birkaç basit ölçülendirme yapabilirim. Açı ölçüsüne giriyorum. Diğer ölçümü de veriyorum. Şurada lineer bir ölçü oluşturacağım. Konumunu ayarlıyorum. Daha sonra bir parça listesi oluşturacağım. Buradan part sonunu seçiyorum. OK diyorum. Uzunca bir parça listesi getirdi. Buradan sadece standart parçaları filtrelemem mümkün. Parça listesini seçiyorum. Sağ tuştan Edit Parts List diyorum. Buradan filtrelemeye geliyorum. Buradan standart content seçiyorum. Sonrasında standart content on diye işaretliyorum. OK diyorum. Bu sayede sadece parça listemde standart parçaları görüyorum. Apply diyerek ilk önce bir düzenledim. Sonra birkaç görmek istediğim kolon var. Bunları göstermek istiyorum. Buradan base quantity seçtim. Stock number'ı seçiyorum. OK diyorum. Apply dediğimde bu değişiklikler de buraya yansıyor. Daha sonra bunları gruplandırıyorum. Kriterim stok numarası olacak. OK diyorum. Bu şekilde teknik resimine özgü bir parça listesini de oluşturmuş oldum. Dilersen buradan ölçekle oynayıp parça listemi buraya sığdırabilirim. Şu an için böyle bir ihtiyacım yok. Dolayısıyla borulamasını da yapmış olduğumuz bir montajın teknik resminin nasıl alındığını görmüş olduk. Son olarak buraya bir eski sembol ekleyerek teknik resmimi bitireceğim. Bunun için Manage'ın altından sembole geliyorum. Text komutunu çalıştırdım. Buradan Piping Style'a geldim.
Getirmek istediğim unsuru seçiyorum buradan. Buraya kopyalıyorum. Sonrasında okey diyerek devam ediyorum. Finish sketch diyorum. Bir isim vererek kaydediyorum. Daha sonra sketch simbolizmin altından sağ tuşla insert diyorum. Ve bunu getirip burnun uygun bir noktasına yerleştiriyorum. Bu şekilde kendi oluşturduğum eski sembollerini de teknik resime atamam mümkün. Teknik resim çalışmamızı burada bitiriyoruz ve dosyayı kaydetmeden çıkıyorum.